Sevgili Kanal izleyicileri, bugün yine sağlık programımızda karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz hepimizin hemen daima doktora gitmesine sebep olan ağrıyla alakalı bir hocamız. Ağrı algoloji bilimi, hastanemizin anestezyoloji ve reanimasyon ana bilim dalı öğretim üyesi, o bilim ana bilim dalına bağlı algoloji yani ağrı biliminin de başkanı olan değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Aşık. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref günaydın efendim. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi efendim biz aslında programımızda sizin konuşacağınız şeylerden önce sizi tanıtmak bir geleneğimiz var. Hocamız aynı zamanda hastanemizin başhekimi. İbn Sina Hastanesi'nin bu devasa dev resimlerini gördüğünüz hastanenin başhekimi. Hekimin İdarecilik yapması aynı zamanda son derecede zor bir iş. Biliyorum yaşadığı zorlukları. Hocamla algolojiyi, ağrı bilimini, ağrıyı konuşmadan önce birazcık kendisini tanıtmak istiyorum. Özellikle kendi alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi araştırmalar yaptı ve yaptığı çalışmalar sonunda Dünya Ağrı Enstitüsü'nce girişimsel ağrı tedavisi uzmanlığı unvanını aldı. Hocamızın ağrı alanı ile ilgili çeşitli bilimsel toplantılarda aldığı ödülleri var. Ağrı ile alakalı hemen her ulusal ve uluslararası önemli dernekte aktiviteleri, organizasyonları var hocamızın. Sevgili hocam, sizi kısaca böyle tanıttıktan sonra birazcık idareciliğiniz nedeniyle ağrıya geçmeden önce hastanemizde yani Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'nde ve Dikimevi Hastanelerinde biliyorsunuz bizim Ankara Üniversitesi'ne bağlı iki hastanemiz var Ankara'da. Bu iki hastanemizde son yıllarda ciddi anlamda teknolojik açıdan gelişmeler oldu. Yeni bir takım uygulamalara adım atıldı. Bununla alakalı vatandaşımızın bilmesi yararlı olan ne gibi gelişmeler oldu? Bir idarecimiz olarak sizden önce bunu bir dinleyelim. Sonra konularımıza geçeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim beni programa davet ettiğiniz için ve böyle bir güzel programda konuşma fırsatı verdiğiniz için size. Başta Sayın Hocam. Tabii İbn Sina Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin sadece bir tanesi. Söylediğiniz gibi bir tane de Cebeci Tıp Fakültesi'nde Cebeci Tıp Hastanesi var. Cebeci Hastanemiz var. İbn Sina Hastanesi ama daha çok toplumda bilinen ve lokomotif görevi gören bir hastane. Gerçekten de işlerin majör bölümü, önemli bölümü buradan yürüyor. Ve halk nezdinde, toplum nezdinde İbn Sina Hastanesi çok daha iyi biliniyor. Bunun tabii belli başlı nedenleri var. Hem büyük bir tıp kompleksi olması hem de yapıldığında gerçekten 1985 yılında hizmete açıldığında Orta Doğu'daki en büyük hastane olması. Tabii biz 1200 yataktan zaman içerisinde daha iyi hizmet vermek için 980 yatağa düştük biliyorsunuz. Hasta odalarındaki konforu ve ortamı daha düzgün hale getirdik. Son yıllarda, son 2 senede hastanede tabii değişiklikler oldu. Özellikle aslında hocam bu küçülme birazcık da dünyadaki hastanecilik, modern hastanecilik mantığına uygun olarak yapılan bir uygulamaydı. Evet. Böyle yaparak yatak sayılarını azaltarak daha büyük mekanlarda, daha ferah mekanlarda hastane enfeksiyonları riskini hem azaltmak hem de hastaların daha konforlu bir şekilde hastanedeki zamanlarını geçirmeyi sağlamış olduk. Şimdi hastalarımız, ben de tabii bir klinisyen olarak, bizi hasta takip eden bir hekim olarak bunu gözlüyorum. Tabii ki bunun yapılması çok çok iyi oldu. Ama bu bir taraftan da maliyetleri belki artırdı. Sosyal güvenlik kurumu ile hastaneler arasında yani bizim hastanemiz arasındaki belki hak ettiğimizin altında ücretlendirme nedeniyle idarecilerin açıkçası bütçeyi denkleştirme açısından zorluklara da sebep oldu tabii doğal olarak. Tabii yani şöyle bir durum var. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi Tıp Fakültesi, İbn Sina Hastanesi çok büyük bir kurum. Ve standartları biz olabildiğince yükseltmeye çalışıyoruz her geçen gün. Ve buradaki hizmetin kalitesiyle, tabii ben hiçbir başka kurumu kötülemek adına konuşmuyorum ama herhangi bir yerde, küçük bir devlet hastanesinde verilen hizmetin kalitesinin eş olmadığını düşünüyorum. Yani SUT'ta da, yani sağlık uygulama tebliğinde de tek fiyat olması, yapılan işlemlerin karşılığının tek bir fiyatla verilmesi
böyle büyük kurumları zor duruma sokuyor. Yani siz burada çok daha iyi hizmet verseniz, dünyanın en iyi hizmetini verseniz, sağlık hizmetini alacağınız para yine küçük bir devlet hastanesinde verilen parayla eşdeğer. Bu da büyük üniversiteleri, özellikle üniversite hastanelerini zor duruma sokan önemli bir konu gerçekten. Bu tabii üniversitelerimizde çok ciddi bir sorun üniversite hastanelerimizde. Söylediğiniz gibi üniversite hastaneleri 3. basamak. Hiçbir zaman 1. 2. basamak evet. hastanelerde hem çalışan standart açısından hem de altyapı açısından kıyaslanamayacak derecede farklılıklar var. Evet. Dolayısıyla bunun karşılanabilmesi fiyat açısından da eşdeğer tutulmasıyla mümkün olmayacaktır. Bir süre sonra üniversite hastaneleri çalışamaz, iş göremez hale gelecektir. Evet. Tabii bu serzenişleri gerçek anlamda gelen hastalarımız da fark ediyor evet. Bu sıkıntıları. Umarız bürokratik ve politik otorite de fark edip evet. bir süre sonra, kısa bir süre sonra bu sıkıntılara çare bulmaya çalışırlar. Evet, evet hocam, bizim hastanelerimizle ilgili yeni uygulamaya giren teknolojik açıdan çok ciddi tanım ve tedavisinden katkı sağlamış olan nelerimiz var? Onları bir vatandaşımıza evet. duyursak iyi olacak. Şimdi tabii vatandaşlarımıza duyurmak açısından gerçekten yapılan değişiklikler çok önemli. Şöyle, en önemlisi poliklinik bazında biliyorsunuz ki artık hiçbir şekilde randevu verilmiyor. Her gelen hastaya aynı günde bakılıyor. Aynı gün bakılıp aynı gün sonuçların daha çok alınması isteniyor. Tabii MR'da, tomografide, ultrasonda bunlara mutlaka randevu verilmek zorunda kalınıyor. İnşallah bizim amacımız en kısa zamanda bunların da en kısa randevulu olacak şekilde hastalara verilmesi ve bir an önce işlerini tamamlayıp hastaneden şifa ile ayrılmaları. Değerli hocam, ben bir kere sizi bir tebrik etmek istiyorum. Yani bu her isteyen hastaya randevu verilmeksizin aynı gün içinde muayene edilmesini gerçekleştirmek kolay bir iş değil değerli izleyenlerimiz. Bunu yönetici arkadaşlarımızın üstün gayreti ve organizasyonu sonucu bu başarıldı. Hastalarımız hakikaten çok memnun ve size dua ediyorlar. Bize de hastaların çok daha kolay ulaşmasından açıkçası memnunuz. Bunu da söylemek istemeden geçemedim. Evet. Çok teşekkürler. Tabii İbn Sina'da son zamanlarda hem göğüs hastalıkları polikliniği, geriatri polikliniği gibi bazı olmayan poliklinikler de açıldı. Hastaların daha çok hani cebeciye gidip gelmesini engellemek amacıyla oradaki kliniklerin burada bir şubesini açtık bir nevi, öyle söyleyebilirim. Ve oradan düzenli olarak buraya doktor geliyor ve hastalarımızın oraya gitmesine gerek kalmıyor. Ve burada aynı gün içerisinde muayenelerini olup reçetelerini alıp tedavi olabiliyorlar. Bu önemli. Son yani bizim yönetimde bulunduğumuz 2 sene içerisinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Hemodiyaliz ünitesi yenilendi. Yaklaşık yılda 12 bin civarında diyaliz sayısı arttı ve bu kalite yükseldi. Gerçekten her hasta diyaliz olurken her hastanın karşısında bir monitörle televizyonu izleyebilme olanağı ve her hastaya ayrı odacıklar şeklinde yerler ayırtıldı, oluşturuldu ve bu geçen sene hizmete girdi biliyorsunuz. Yine hematoloji laboratuvarı, doku bankası, kemik iliği transplantasyon ünitesi yenilendi. Biliyorsunuz bu Avrupa'da 117. doku bankası olarak nitelendirilen ve kabul edilen bir merkez. Yine laboratuvarlar koordinatörü şeklinde bütün laboratuvarları tek merkezde toplama şeklinde bir düşüncemiz vardı ve bunu da başarmak üzereyiz. Laboratuvarlar ve merkez laboratuvarı yenilendi. Hemen her farklı laboratuvarın ortak yaptığı işleri bir çatı altında topladık. Bu önemli gerçekten. Yine MR yenilendi biliyorsunuz. Tabii kalite MR kontrolü ve maliyetleri azaltmak açısından çok büyük bir tabii, avantaj. Evet. Yine biliyorsunuz MR yenilendi. Şu anda Ankara'daki en yüksek Tesla'ya sahip MR'a sahibiz. 3 Tesla'lık, 3.0'lık Tesla'lık bir yeni MR alındı. Gerçekten bu MR Ankara'daki en iyi MR diyebilirim. Hemen akabinde bir tane daha alınacak ve eski çıkan MR, yani çok eski olmayıp aynı zamanda acil serviste de konuşlandırılabilecek bir MR olacak. Acil serviste de en kısa zamanda bir MR ünitesi kurmayı düşünüyoruz ki acilden hasta yukarıya MR için çıkmasın diye. Bu da hastaya olan hizmeti daha iyi hale getirmek için planladığımız noktalardan bir tanesi. Yine radyolojide PAC sistemini getiriyoruz biliyorsunuz. Dijital görüntüleme ve arşivleme sistemi.
Bu hem maliyetlerimizi azaltacak hem de siz klinisyenlerin online olarak bütün röntgenleri, MR'ları, tomografiyi ve ultrason sonuçlarını görmenize olanak sağlayacak. Bir hastaları... de veri saklamak açısından da çok değerli bir sistem evet, bu. Evet, gerçekten öyle. Hastanemizde yapılan yeniliklerden biri diş kliniği yenilendi. Belki bunu laboratuvarın hemen arkasında olan diş kliniği yeniden revize edildi. Bu çalışanlar için ve dışarıdaki hastalarımız için de bilinmesi gereken bir konu. İbn Sina sayesinde kendileri direkt diş kliniğine başvurup tedavi olabilirler. Bunun dışında biliyorsunuz akademik merkezde kan alma üniteleri ve poliklinik altları yenilendi. Evet, bu gibi daha yenilikler var. Hastaların daha rahat hizmet almasıyla alakalı sadece randevu sistemi değil, altyapıda da çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Evet. Daha rahat bir ortamda bekleyebilip, daha rahat bir ortamda neredeyse hiç sıra beklemeden laboratuvar için kanlara alınabiliyor, evet. Numuneleri alınabiliyor. Ve hızlı bir şekilde kendilerine sonuçlar veriliyor. Evet. Evet hocam, elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz tabii ki bir çalışan olarak da bu düzenlemelerden sonra hem hastalarımız hem de bize yansıdı bu iyileştirmeler. Çok teşekkür ederim. Birazcık algoloji dedik. Siz algoloji hastanemizin algoloji bilim dalı başkanısınız. Bir taraftan idarecilik yaparken bir taraftan da bu çok özel bir dal açıkçası son yıllarda benim bildiğim kadarıyla gelişme gösterdi. Algoloji tabii ki ağrı birazcık daha siz detaylı bir şekilde anlatacaksınız. Sizin alanınızın ne olduğunu, çerçevesini siz çizeceksiniz ama ağrı bildiğimiz gibi hastalarımız açısından en çok önemsenen şikayettir. Ağrı olmazsa neredeyse özellikle bizim toplumumuzdaki bazı hastalık konusunda duyarlılık düzeyi düşük olan insanlarımız pek fazla hastaneye, hekime gitmezler. Bu açıdan da baktığımızda ağrının tabii çok büyük önemi var. Belki de ağrı bizim için, vücut için bir emniyet sorunu. Hekimin ya da hastanın hekime gitmesi konusunda bir an önce ona impuls veren, onu uyaran bir emniyet sebebi diye de bakabiliriz belki de ağrıya. Ağrı, algoloji, bilim dalı nelere içeriyor? Buradan başlayalım. Buyurun hocam. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten bu konuyu açtığınız için. Algoloji konusunu işlediğiniz için size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok az bilinen ama hastalar tarafından bilindiği takdirde gerçekten çok refer edilen bir merkez. Yani eminim ki 75 milyon vatandaşımız tarafından tam olarak bilinmiyor ama bilinenler için de iyi bilindiğini biliyorum. Yani bana genellikle refer edilen hasta geldiği için, tavsiye üzerine geldikleri için biliyorum. Algoloji iki kelimeden oluşuyor. Algo ağrı demek. Logos biliyorsunuz Latince'de bilim dalı demek. Ağrı bilim dalı anlamını içeriyor. Algoloji ağrı ile uğraşan bir bilim dalı ve fenomen. Evet. Ağrı fenomeni ile uğraşan bir bilim dalı daha doğrusu. Niye algoloji ağrı ile uğraşıyor, diğer hekimler uğraşmıyor mu? Tabii ki öyle bir şey yok. Her hekimin uğraştığı alan hemen hemen ağrıdır. Siz infeksiyonla da uğraşsanız, kardiyolog da olsanız mutlaka ağrı görürsünüz. Yani kardiyologlar göğüs ağrısını tanır ve onu irdelerler. Biz tabii her türlü ağrı ile uğraşmıyoruz. Onu önceki söyleyeyim. Sizin de söylediğiniz gibi hastaları doktora getiren en sık şikayet ağrı. Yani hasta en fazla ağrım var diye doktora geliyor ve buradan bir sonuç çıkartmaya çalışıyor. Tabii ağrıyı kategorize etmek mümkün. Neden böyle bir bilim dalı kurulma ihtiyacı doğdu? Siz söylediğiniz hakikaten her bilim dalıyla uğraşan her hekim ağrıyı ciddiye alır ve onun açıkçası nedeninin araştırması konusunda çaba sarf eder ve ağrıyı da bir şekilde tedavi etmeye çalışır. İyi de neden böyle bir bilim dalı kuruldu? Ayrıca ağrıyla ilgilenen bir uzmanlık dalı kuruldu. Bu şekilde daha çok regional tekniklerin yani bölgesel girişimsel tekniklerin artmasıyla birlikte ağrı bilim dalı ve ağrı tedavisi ortaya çıktı. Tabii özellikle anesteziyoloji bilim dalına ait olması, anestezinin daha çok girişimsel bir dal olması, perküten girişimlerin yani iğneyle veya iğne benzeri medikal cihazlarla ağrının dindirilmesine çalışılması sonucunda, bölgesel tekniklerin kullanımı sonucunda anestezi
ana bilim dalına daha çok ait olduğu görüldü. Evet. Tabii tüm dünyada dominant olarak anesteziyolojinin bünyesinde ama nörologlar, fizik tedavi uzmanları, girişimsel radyologlar da bu işleri yapıyor. Sadece anestezinin tek elinde değil, anestezyolojinin tek elinde değil. Tüm doktorların ortak alanı olabilir ama daha çok tabii bu işi sahiplenen hangi disiplinse o götürüyor işin açığı. Türkiye'de de Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi daha çok anestezi uzmanları bunu yüklendi ve anestezi uzmanları ağrı tedavisini üstlendiler. Özellikle 1975'li yıllardan sonra ağrı odası şeklinde, ağrı ünite odası şeklinde bizim Ankara Tıp'ta da kurulan oda şu anda 25 yataklı hem polikliniği hem kliniği olan hem de ameliyathanede bir çeşit, daha doğrusu çok çeşitli girişimler yapabilen, cerrahi girişimler yapabilen minimal invaziv bir daldır diyebilirim. Şimdi tabii nöropatik ağrıyı biraz açmak lazım. Yani sinir kökenli ağrılar ilaçlarla tedavi edilemiyor. Ya da ilaçların etkisi son derece sınırlı kalıyor. Siz bu durumlarda bir takım girişimlerle özellikle uzun süreli ağrıları, kanser ağrısı gibi, işte bel yaralanmalarından sonra şekillenen ağrılar gibi, sinir kesilerine bağlı oluşan ağrılar gibi, ben özetlemeye çalışıyorum. Bu tip ağrıları o bölgeyle alakalı sinirleri, bunların detayına gireceğiz. Evet. Müdahale ederek gidermeye çalışıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bunun için bir anlamda özel bir uzmanlık, bilgi birikimi ve girişim, müdahale becerisi gerektiren bir dal haline geldi açıkçası. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir tarihsel süreç sonucunda ağrı bilim dalının ortaya çıkarılması gereği doğdu. Evet. Şimdi değerli hocam, ağrının nedenlerine, mekanizmalarına anlatmak lazım. Ağrı konusunda birazcık daha vatandaşımızın gerçekçi anlamda duyarlılığını çekmek amacıyla. Çünkü ağrı duyunca gerçekten hemen hekime gidiliyor ya da kendi başına bir takım ağrı kesiciler alıyor insanlar. Bunların ne kadar doğru yanlış olduğunu tabii ki konuşuruz ama bu ağrının nedenlerinden başlayalım tabii ki istiyorum. Ağrının nedenlerine geçmeden önce müsaade ederseniz birkaç dakika bir reklam arası vermek istiyoruz. Daha sonra size yine devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi İbrahim hocamızla beraberiz. Ağrıyı konuşuyoruz. Şu anda hocam ağrının nedenleri ve mekanizmaları konusunda bize bilgi verecek. Buyurun hocam. Evet. Tabii ağrıyı nedenlerini ve mekanizmalar hakkında bilgi vermeden önce ağrıyı nasıl sınıflıyoruz? Öncelikle onunla ilgili bir bilgi vereyim. Tabii ki. Hani ağrıyı süresine göre sınıflayabiliriz veya nedenine göre. Akut kronik diyoruz. Mekanizmasına göre. Hani dünyadaki en çok yapılan sınıflama akut veya kronik olup olmadığı önemli. Siz demin konuşmanın başında çok güzel bir şey söylediniz. Ağrı esasında vücudu uyaran bir mekanizma. Yani kendi kendimizi kontrol eden ve sistemin iyi çalışıp çalışmadığını gösteren mekanizma. Eğer sistemde bir hata varsa, vücudumuzda bir problem varsa ağrıyla beraber ortaya çıkar. Alarm sistemini verir ve o alarmı sonucunda iyi de değerlendirmek, o alarmı da iyi analiz edip tedavi yapmak gerekiyor. Ağrı bir yönde bu açıdan değerlendirmesi iyi bir uyarıcıdır. Gerçekten uyarır. Örneğin akut pankreatitte enfarktüs geçirirken, kalp krizi geçirirken ağrının olması iyi bir uyarıcıdır. Eğer ağrısız bir şekilde kalp krizi geçirirseniz hayatınızı bunu fark etmezseniz eğer tedavi etme şansınız da kalmaz. Ama ağrı size bunu fark ettirir. O yüzden bu tip ağrılara akut ağrı diyoruz. Yani ani ortaya çıkan ağrılar. Akut ağrılar kalp krizi ağrısından, pankreatit ağrısından veya kolit ağrısından, kolik ağrısından daha farklı olabilirler. Örneğin belinizi incittiniz veya kaslarınız tutuldu. Bu bir hafta 10 gün sürebilir ve daha sonra geçer. Bu da size bir takım şeylerin problemli olduğunu, vücudunuzda bir takım problemlerin olduğu ve bunu konusunda kendinize dikkat etmeniz gerektiğini vurgular. Bu tip ağrılara akut ağrılar diyoruz. Eğer akut ağrılar, yani ani başlayan ağrılar 3 aydan daha uzun sürerse bunlara kronik ağrı, yani kalıcı ağrı adı veriliyor. Akut ağrılardan çok korkmuyoruz.
hem korkmuyoruz hem de bize tedavi şansını gösterdiği için hızlı bir şekilde çok da mutlu oluyoruz. Ve mutlaka akut ağrının da kronik ağrının da tabii tedavi edilmesi gerektiğinde vurgulamadan geçemeyeceğim. Şimdi tabii bizim için akut ağrı daha çok bizim konumuz, yani algolojinin konusu kronik ağrı. Yani artık bir hastalık haline gelmiş ağrıyı tedavi ediyoruz. Sürekli olan ağrılar. Sürekli ağrı. Yani sürekli bel ağrısı çeken, sürekli boyun ağrısı çeken, kol ağrısı çeken, sürekli baş ağrısı çeken, sürekli yüz ağrısı çeken, bel ve bacak ağrısı çeken ağrılarla uğraşıyoruz. Bu ağrılar birkaç mekanizmaya ayrılır. Mekanizmaları ya sinirsel kaynaklı, yani sinir sisteminden kaynaklı olabilir veya yumuşak veya yüzeysel veya derin duyulardan kaynaklanan somatik tipte ağrı dediğimiz ağrı olabilir veya içi boş organlardan, örneğin bağırsaklarımızdan, midemizden kaynaklanan visceral ağrı dediğimiz ağrı tipinde olabilir. Ve bu ağrı tiplerine göre tanıyı koyduktan sonra bu ağrı tiplerine göre tedavi yapmamız gerekiyor. Mekanizmayı ortaya çıkarttıktan sonra ne tip bir ağrı olduğunu bulup neyin yol açtığını karar verip ondan sonra da tedavi etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi hocam ağrının nedenlerini, kaynaklarını akut ve kronik ağrıdan bahsettik. Ağrı tiplerini de tabii siz kabaca söylediniz. Evet. Özellikle sizin ilgilendiğiniz ağrıların kronik, süre giden yani müzmin ağrılar olduğunu söyledik. Teker teker bu ağrılara örnekler verelim. Çünkü kronik ağrılara maruz kalan, muzdarip olan çok sayıda insanımız var. Bunlara tabii ki bunları konuşurken birazcık da tavsiyelerde bulunmak lazım. Mesela sürekli baş ağrısı olan ve defalarca ilaç değiştirmiş, değişik farklı ilaçlar kullanmış olan hastalarımıza ne tavsiye ederiz? Örneğin sürekli bel ağrısı olan, yıllardır bel ağrısı çeken, nedeni ne olursa olsun, ister romatizmal hastalıklara bağlı, ister kireçlenmelere bağlı, ister şekil bozukluklarına bağlı olsun, ya da ne bileyim bir düşmeye bağlı, kırılmaya bağlı, yanlış kaynamaya bağlı tabiri caizse gelişen, sinir kesisine bağlı gelişen müzmin ağrılarda, bunlara örnekler vererek anlatırsak daha iyi akılda kalıcı olacaktır. Ne tavsiyede bulunacağız? Özellikle ağrı ile alakalı ilaçların gelişince kullanılmasının zararlarını burada saysak bitiremeyiz. Evet. Bunlar çok çok önemli. O yüzden tabii biz burada amacımız halkımıza sağlıkla ilgili doğru bilgiler vermek, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiler tarafından tedavi edilmesini sağlamak, bunun için rehberlik yapmak. Evet. Bu ağrıda en yaygın görülen sıkıntılarımızdan olduğu için sizin söyledikleriniz vatandaşımızın çok evet, dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Buyurun. Peki biz klinik alanda, pratik alanda ne çok, hangi tip ağrılarla uğraşıyoruz? Ben ondan bahsetmeye çalışayım. Şimdi tabii kronik müzmin ağrılar dedik. Müzmin ağrılarla uğraşıyoruz, kronik ağrılarla uğraşıyoruz. Kronik ağrıları ikiye ayırıyoruz. Kanser ağrıları, kanser dışı ağrılar. Kanser ağrısı ise tedavisi bambaşka oluyor. Kanser dışı ağrıysa, kanser dışı kronik ağrıysa tedavisi bambaşka oluyor. Kanser dışı kronik ağrıda, yani iyi huylu ağrı, esas ağrının iyi huyu olmaz ama iyi huylu bir ağrıysa bunu bölgesine göre sınıflandırıyoruz. Daha çok biz, yani özellikle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankoloji Bilim Dalı kronik bel ve boyun ağrıları üzerine yoğunlaşıyor. Yani ben kendim, benim de spesifik uğraştığım alan bu, bel ve boyun ağrıları. Bu bel ve boyun ağrıları her ne sebeple olursa olsun opere, yani ameliyat edilmiş veya edilmemiş şekilde karşımıza çıkabiliyor. Örneğin sizin bir boyun fıtığınız var, boynunuz ağrıyor ve kolunuzda uyuşma var, parmaklarınızın bir kısmında uyuşma var, geceleri ağrıyla uyanıyorsunuz. Sizde eğer bir boyun fıtığı varsa bunların hepsini yapabilir. Ve elinizde güçsüzlük yapabilir, elinizde uyuşuk yapabilir, elinizde elektrik verilmiş şeklinde bir ağrıya yol açabilir ve bunu mutlaka göz ardı edebilirsiniz. Yani bunu kendinizi saptaması zor olur. Bunu tabii nasıl saptıyoruz? Mutlaka böyle boyun ağrısı ile olan bir hasta bize de gelebilir. Yani algoloji bilim dalına gelebilir, fizik tedaviye gidebilir, beyin cerrahisine gidebilir. Ya da odalar size gönderebilir. Odalar bize bu hastaları refer edebilir. Bizim ne farkımız var? Biz ne yapıyoruz? Yani fizik tedavi böyle bir hastayla karşı karşıya kalırsa, eğer ameliyatlık değilse mutlaka fizik tedavi modalitelerini uyguluyor. Beyin cerrahi zaten ameliyatlıksa elliyor,
ameliyat ediyor, değilse ellemiyor. Ama ameliyatlık olmayıp ağrı çeken, kronik ağrı çeken hastalarla da biz ilgileniyoruz. Ve bunların daha sonra göstereceğim şekilde iğne ile veya bir takım tekniklerle, radyo frekans uygulamaları, nöroloz uygulamaları, ilaç enjeksiyonu, intra disk içine girip disk uygulamaları veya sinir etrafına girip sinirin omurilikten ayrıldığı noktaya spesifik uygulamalarla bu ağrıları kalıcı olarak gidermeye çalışıyoruz. Bunların değişik yöntemleri var. Bunların ayrıntısına, teknik ayrıntısına pek girmeyeceğim. En önemli konulardan bir tanesi bu. Diğer konu ise bel ağrısı. Özellikle bel ağrısı. Yani bu bel ağrısına geçmeden önce boyunda çok başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum. Mesela boyunda ne yapılıyor? Belde ne yapılıyor? Örneğin bir şiddetli baş ağrılarında mesela trigeminal nevraljide onu şimdi Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz evet. bilmiyorum. Migrende. Bunlar da evet. siz ne yapıyorsunuz ağrılarla? Şöyle inatçı yüz ağrısında. Diğer tedavilerle evet. çözülemeyen ağrıları nasıl çözüyorsunuz? Şimdi tabii şimdi baş ağrısını ele alırsak eğer baş ağrısıyla ilgili tabii nöroloji kliniği baş ağrısıyla çok ilgileniyor. Nörolojinin aynı zamanda bizim hastanemizde baş ağrısı polikliniği var. Hastalar oraya gidiyor. Ve bir şekilde medikal tedavi yetersiz kalırsa migrendi, yaygın migren, klasik migren, küme tipi baş ağrısı, boyun kaynaklı baş ağrısı veya atipik baş ağrılar olabiliyor ve nöroloji kliniği bunlarla ilgileniyor. Belli bir noktaya gelip de eğer bu hastalara faydalı olamıyorsa o noktada biz devreye giriyoruz. O noktada hasta bize geliyor. Daha çok biz bu hastalara işte migrense eğer lazer akupunktur, yüz akupunktur yapıyoruz veya iğne akupunktur yapılıyor klinikte, kliniğimizde. Veya trigeminal baş ağrısı dediğiniz gibi inatçı yüz ağrısına yol açan bir sendrom varsa ki gerçekten bunun tedavisi çok zor. Bunun tedavisi fizik tedavi veya ilaçlı tedavilerle bir yere kadar gelinebiliyor veya ilaçlar hastaya artık o kadar çok zarar veriyor ki karaciğerini yok etme noktasına geliyor. Bu hastalara biz trigeminal nörolojide hangi dal yani o ağrıya yol açan hangi dalsa beynin kafatasının tabanındaki çıktığı deliği bulup o deliğe iğneyle girip oraya radyo frekans yapıyoruz. Bu radyo frekans yani trigeminal nörolojide uyguladığımız bu radyo frekans tedavisi son derece başarılı. Yani bir uygulamayla 10 dakika ile 10 dakikalık bir uygulama ile hastaya 20 seneye kadar sürebilen ağrısız bir dönem vaat ediyoruz. Gerçekten bu çok inanılmaz bir rakam. Yani ilacı bırakıyorsunuz. Belki çekmemiş olanlar bilmez. Çekenler de tabii çok çok iyi bilir. En şiddetli ağrılar diş ağrısı gibi kolaylıkla bilebileceğiniz en şiddetli diş ağrısı ya da doğum ağrısından çok daha şiddetli olarak tarif edilen bir hastalık mesela bu trigeminal evet. nevralji. Tabii sizin uğraştığınız diğer ağrılar da kanser ağrılarının bir kısmı evet. Allah vermesin kesinlikle bu tarz ağrılar. Evet bu ağrıları tabii ki gidermeden bunlarla yaşamak kabil değil neredeyse. İntiharlara kadar varan ciddi şiddetli ağrılar olabiliyor. Bunlarda siz kesin çözüm alabiliyorsunuz. Tabii. Şimdi akupunktür dediniz de akupunktür vatandaşın çok dikkatini çeken konulardan bir tanesi. Özellikle ağrı tedavisinde kullanılan çok klasik bir uzak doğu metodu. Ama bu tip enteresan vatandaş tarafından enteresan bulunan konular aynı zamanda çok da istismara açık oluyor. Evet. Akupunktür tedavi metodu çok istismar eden konulardan bir tanesi değil mi? Hiç eğil evet. olmayan kişiler tarafından da yapılıyor. Evet. Kimler akupunktür yapabilir? Ve hakikaten akupunktür nerelerde yapılır? Akupunktürün gerçekten uygulama alanları esasında çok belirli. Yani siz baş ağrısının belli formlarında yapabilirsiniz. Atıyorum çocuklarda enürezide yapılıyor. Yani altına kaçırma varsa ve bunun tedavi yöntemlerinden bir tanesi akupunktur. Yani 16 yaşına kadar yapabildiğiniz yöntemlerden biri bu. Ağrılı adet dönemlerinde bayanlara uygulanabilir gibi bazı spesifik endikasyonları var. Yani uygulama alanları ama var. Ama baktığımız zaman her türlü hastalığı tedavi edebileceğini iddia ediyorlar. Evet. Mesela diyor ki ben senin kulağın arkasındaki bir noktaya iğne batıracağım veya avucuna ya da ayak tabanında bir yere iğne batıracağım ya da frekans vereceğim. Dolayısıyla midendeki ülseri tedavi edeceğim ya da tansiyonu düzenleyeceğim gibi evet. Hatta kanseri bile tedavi edenler ettiğini iddia edenler var duyuyoruz. Evet. Bunların doğru olmadığını
akupunktürün mutlaka sinir bilimiyle uğraşmış kişiler tarafından anatomi bilen, tabii ki anatomiyi ancak hekimler bilebilir, kişiler tarafından yapılması gerekiyor diyelim. Tabii yani mutlaka hekim olacak, mutlaka akupunktürün eğitimi olacak ve mutlaka endikasyonları da o sınırlar içerisinde tedavi yapacak hekim de. Yani tutup da kanser ağrısını akupunktürle tedavi etmeyecek. Edemez de zaten. Onun, oradan bir veya bel ağrısının, bel fıtığının veya ameliyatlı bir hastanın bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuş veya platin takılmış bir hastanın ağrısını akupunktura geçmesi gerçekten zor. Alternatif bir yöntem veya tamamlayıcı bir yöntem olarak akupunktur düşünülebilir. Ama temel bir tedavi değildir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz klinimizde çok fazla akupunktur tedavisi yapmıyoruz. Siz sorduğunuz diye söyledim. Sadece baş ağrısında, o da belli formunda akupunktur yapıyoruz. O kadar. Onun dışında bir akupunktur uygulamamız yok. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Bu çünkü yanlış anlaşılmasın. Diğer alanlarda çok etkili olmadığını düşündüğünüz için. Tabii ki. Diğer alanlarda akupunktur tedavisini gösterilmiş, kanıtlanmış bir veri yok elimizde. Yani kanıtlanmış, ispatlanmış bir veri yok. Değerli izleyenlerimize şunu tekrar hatırlayalım. Modern tıpta yararı kesinlikle ve kesinlikle geniş araştırmalara, bilimsel araştırmalarla ispatlanmamış olan tedavi yöntemleri uygulanmaz. Dolayısıyla hem televizyonlardan hem de medyadan bazı konularda, özellikle yaygın görülen bazı konularda şu ilaç ya da şu bitki ya da şu yöntem çok iyi gelir diye esrarengiz bir şekilde, çok abartılı bir şekilde size göz boyayıcı bir şekilde sunulan tedavi metotlarına inanmayın. İtibar etmesin. Mutlaka sorgulayın, mutlaka detaylı bir şekilde araştırın. En azından güvendiğiniz hekimlere mutlaka o tedavilerin ne kadar gerçeklik taşıdığını sorun. Eğer Amerika'da işte FDA dediğimiz kurumdan, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsat Komisyonu'ndan, Avrupa'da EMA dediğimiz ilaç merkezinden onay almamış, bunlar dünyadaki önemli otoriteler, kurumlar, bir tedavi yönteminin kullanılması, gelişi güzel yapılması kesinlikle yararlı olmayacaktır ya da çok ciddi riskler taşıyabilir. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Evet, evet değerli hocam. Şimdi isterseniz bel kısmına da geçeyim. Boyun kısmından bahsettim. Onu yapalım. Bir de tabii bunu yaparken arada da ağrı tedavisinde kullandığınız teknolojik gelişmeleri, tedavi yöntemlerinde bu arada tabii ki söyleyerek geçersek zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. Özellikle bel ağrılarından, bel ve bacak ağrılarından muzdarip hastaları da gerçekten çok iyi önerilerle, iyi çözümlerle karşılıyoruz. Gerçekten bu hastaların oldukları noktalardan daha iyi noktalara getirip yaşam kalitelerini artırıyoruz. Yani ağrıyı tabii dindirmek, hastaların yaşam kalitesini artırmak, onların daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamalarına neden oluyor. Bu nedenle çok önemli. Örneğin ameliyat olmuş veya defalarca ameliyat olmuş bel hastasıysanız eğer ve ağrılarınız geçmiyorsa ve doktorunuz size bir kez daha ameliyat öneriyorsa bir kez daha düşünün. Bir de algolojiyi düşünün derim ben. Yani bir de mutlaka doktorunuza hani beni bir ağrı kliniğine gönderin diye siz de söyleyebilirsiniz. Çünkü 3 defa, 4 defa veya 10 defa ameliyat olmanın bir önemi yok. Yani belli bir noktadan sonra zararı var. Her ameliyat bir sorun yaratacak. Özellikle nedbe dokusunun orada gelişmesi ve hem omurilikte hem de omurilikten çıkan sinir üzerinde nedbe dokusunun daha fazla artacaktır. Sizin ağrı, kalıcı ağrı gelişmesini her ameliyat daha fazla şansınız artacaktır. Kalıcı ağrı gelişmesi, kronik ağrı gelişmesi daha fazla olabilecektir. Mutlaka bu hastalara tabii nasıl tedavi ediyoruz? Bu hastalara da son yıllarda, özellikle 2000'li yıllardan sonra gerçekten inanılmaz değişiklikler oldu. Yine bel ağrısında nükleoplasti dediğimiz diskin içine girip disk basıncını düşürme veya diskin içine alkol tungsten karışımı maddeyi enjekte etme, yine disk içerisinde ozon veya disk etrafına netbe dokusuna ozon enjeksiyonu yapma, bu dokuların etrafına yine hipertonik salin uygulamaları ile veya hyaluronidaz gibi enzim uygulamalarıyla netbe dokusunun yumuşatılması işlemi ile hastaların bel ağrılarının ve bacak ağrılarının kalıcı olarak azaldığı gözleniyor. %50 bir azalma bizim için çok büyük başarı. Bu ağrıyı çeken hastalar bilir. Yani hastalar %50 ağrıların azalması, yani yarı yarıya ağrıların azalmasına hocam, razıdırlar. Son 3 dakikamız var. Dolayısıyla son 3 dakika içinde hem kısaca bel ağrısıyla ilgili kalan kısımları söyleyeyim. Hem de kanser, bazı kanser türlerinde ağrı çok çok gerçekten
şiddetli olabiliyor. Bunlar da neler yapıyoruz hocam? Peki. Özellikle bu bel ağrısını bitireyim. Hemen bel ağrısı çeken hastalarda bu uygulamaların üzerinde eğer geçmezse bizim onkolojisi fakültesinde bir konseyimiz var. Bu konseyde nöroşirurji, nöroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve onkoloji uzmanları oturup karar veriyor. Böyle bir hastaya spinal cord üzerine yani omurilik üzerine kalıcı elektrot koyup oradan sürekli olarak elektrik verebilen bir sistem koyuyoruz. Ve hastayı hastanın üzerine bunu hastanın başka bölümüne baterisini yani pilini implante ediyoruz ve bu hastada kalıcı olarak ağrıyı giderme imkanı sağlıyoruz. Onu da söyleyeyim. Tabi bu en son söylediğim biraz pahalı bir yöntem olduğu için mutlaka 5 hekimin 5 ayrı uzmanın da oy birliğiyle kanaatiyle takılması gereken en gelişmiş yöntem. Evet, kronik iyi huylu ağrıların, bel bacak ağrılarının evet. En gelişmiş yöntemi bu. Tabi bunu en son saklıyoruz çünkü gerçekten çok pahalı bir yöntem ve mutlaka Sağlık Bakanlığı da bunu böyle istiyor. 5 evet. ayrı hekimin onayıyla mutlaka bu takılmasını haklı olarak tabii ki. Hemen son olarak da kanser ağrısına geçeyim evet, madem süremiz kısaldı. Tabii kanser ağrısını dindirmek bence en ulvi görevlerden biri. Yani mutlaka o hastalar bir şekilde iyileş edebilirler. Hayatlarının son dönemlerinde, terminal dönemlerinde de olabilirler. Mutlaka ağrılarının bence agresif şekilde durdurulması gerekiyor. Bunun için de hem periferik sinir sisteminde hem de omurilik kanalında ve bazen de beyinde girişim yapılıp mutlaka bu ağrının azaltılması gerekiyor. Biz daha çok bu hastalarda tabii morfin ve morfin benzeri ilaçlar vererek belli noktaya kadar ağrıları gideriyoruz. Ama eğer gideremiyorsak eğer mutlaka omurilik üzerine, omurilik kanalı üzerinde bunlara plastik kateter koyup yine vücutlarına implante ettiğimiz, vücutlarına yerleştirdiğimiz bir port sistemiyle sürekli olarak omurilikten ilaç vererek ağrılarını azaltmaya çalışıyoruz. Veya saf alkol vererek ağrı sinirlerini yakarak veya radyo frekansla ağrı sinirlerini yakarak hastaların ağrılarını dindirmeye çalışıyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Programımıza şeref kattınız. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sevgili izleyenlerimiz Profesör Doktor İbrahim Aşık'la ağrıyı konuştuk. Ben tüm izleyenlerimize ağrısız, sızısız, sorunsuz bir yaşam diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.